İki kızımın ölümüne sebep olan sürücü benim yerimi affettiler. 18 Temmuz 2017'de kızlarım iş görüşmesi sonrası kaldırımda yürürken karşı taraftan gelen bir araç, aşırı hızla gelen araç kaldırıma çıkarak Tuğba ve Tuğçe kardeşleri, Tuğba'yı olay yerinde, Tuğçe 19 gün sonra Hakk'a yürüdü. Gitmesi gereken hız sınırı 30, şoförün kaldırımdaki yürüyen çocuklara vurması hızı 140. Biz bakmaya kıyamadığımız evlatlarımızı kaldırımda yürürken kaybettik. Bence bu kaza değil, cinayet. Sürücü gitmesi gereken yerde gitse kaldırımdaki yaya ezmemiş olacak ve çocuklar da hayatta olmuş olacaklar. Bu süreç Tuba'nın olay yerinde vefatıyla başladı. Tuğçe'nin 19 gün sonra Hakk'a yürümesiyle sebebiyet verdi. Tuğba Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmişti. Tuğçe Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam ediyordu. Evlerine gelmek için çıktıkları kaldırımda maalesef eve gelemediler. Üzüntüden ben de, anne de kanser olduk. Şu anda hayatla mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz ilk önce bunu bir kamu davası olarak devam edeceğini düşündük. Tuğçe'nin hayata dönmesi için çaba sarf ederken bu mahkeme falan ilgilenmedik. Ve yargılama süreci başladı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi birkaç mahkeme görerek, biz her mahkemeye gittiğimizde mahkemenin uzamasında sürücünün daha yüksek ceza alacağını beklerken 7 yıl 10 günle cezalandırdı. İyi hal ve yattığı cezayı göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 aya düşürdü ve sürücüyü serbest bıraktı. Sürücüyü benim yerime affettiler. Biz bölge mahkemesine itiraz ettik. Bölge mahkemesi onadı. Dosyamız Yargıtay'da. Yargıtay her ne kadar ceza verirse ya da onarsa 2020 yılında yeni infaz yasasıyla bu sürücünün kesinlikle ceza almayacağı göz önünde bulundurduğumuz, ama yine de biz Yargıtay'daki dosyanın bize geldiğinde, onandığında bir üst Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğimizi defalarca beyan ettik ve beyan ediyoruz da. Biz bu süreç içerisinde maddi manevi para aldığımızı sanarak da üzüldük. Çeşitli kişiler tarafından işte tazminatlar aldığımızı, çok yüksek tazminat aldığımız söyleniyor. Ben bir kahve parası bile almadım. Bir çay bardağı ücreti bile almadım. Üstlerime seslenmek istiyorum. Bu Tuğba veya Tuğçe sizin kızlarınız olsaydı aynı cezayı aldığında nasıl vicdanlarınız rahat ederdi? Ya da hakim, savcı verdikleri ceza ile kendi evlatları olsaydı acaba bu cezayı verirler miydi? Bunu merak ediyorum işin açıkçası. Benim vicdanım rahat. Ben evlatlarımı tertemiz yetiştirdim. Okuttum. Okutmaya da devam ediyordum. En üst mertebeye kadar çıkması için çaba sarf ettim. Yemedim, içmedim. Dişimden tırnımdan artırarak ben bunu okuttum. Büyüklerimiz caydırıcı ceza ile bu trafik kazalarını önleyebilirler. Caydırıcı ceza gelirse bunun önüne geçmiş oluruz. Başka Tuğbalar, başka Tuğçeler ölmemiş olur. Benim çocuklarım sürücüye verilecek en üst ceza bile olsa benim çocukların gelmeyeceğini bildiğim halde ben başka Tuğbalar, başka Tuğçeler ölmemesin diye adalet arama yürüyüşündeyim. Adalet için buradayım. Bu yeni yasa okunduğumda, metni öğrendiğimde gerçekten zaten yüreğim acıyordu. Kalbim bile acımaya başladı artık. Ceza almayacağını hissettim. Cezaevinde yatmayacağını hissettim sürücünün. Bu yüzden de adalet arıyorum. Hala adalet yürüyüşüm devam ediyor. Dosyamın Yargıtay'dan dönse bile belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidebileceğimi düşünüyorum bir baba olarak. O zaman rahatlayacağım caydırıcı bir ceza aldığında. Bu yeni infaz yasası anneyi, kardeşi, beni çok üzdü.
Yaklaşık 8 aydan beri anne kanser tedavisi görüyor. Bu geçmişe dönük kan tahlillerine bakıldığında hekimler bile bunun yeni bir başlangıç olduğunu ve üzüntüye bağlı olduğunu defalarca ilettiler, defalarca söylediler. Başka anneler, başka babalar üzülmesin, başka kardeşlerin canları yanmasın, başka Tuğbalar, başka Tuğçeler ölmemesi için, caydırıcı bir ceza alması için yeni infaz yasasına karşı bir yol başlatmak istiyorum. Yargıtay'dan dosyanın geldiğinde bir üst mahkeme nereye kadar gidiyorsa bu sürücüye caydırıcı bir ceza almak için çaba sarf edeceğimi tekrar söylüyorum. Caydırıcı bir ceza almalarını istiyorum sürücülerin, kazaya sebebiyet verenlerin. Caydırıcı bir ceza aldıklarında yüreğimiz belki acısı hafifleyecek. Caydırıcı bir ceza ile başka Tuğbalar, başka Tuğçeler ölmeyeceğini düşünüyorum. Bizler olay yerinden geçerken, ben keza işime giderken her gün oradan gelip gidiyorum. Evden çıktığımda ilk önce Tuğba ve Tuğçe kardeşlerin mezarlarını ziyaret ediyorum. Onlara söz veriyorum. Bugün de sizin hakkınızı arayacağım diye. Ve olay yerinden geçerken de işin açıkçası gözyaşlarımla boğularak olay yerinden geçip işime gidiyorum. Keza akşam dönüşte de yine bu olay yerinden geçiyorum. Biz her gün ölüp dirilirken birileri 3 kuruş paranın şehvetine kapılıp maddi, manevi bizleri yıprattığı gibi 2 tane de evladımızı alarak, hayattan kopartarak şanlı şöhretli yaşamaya devam ediyorlar. Mutlular, mesutlar.